Kalp nakli. Kalp nakli tamam, onu biliyorum. Tamam, kalp nakli ne? Onu başka birinden bana... Başka birinden kalp alıp size koyuyoruz. Evet. İşte eğer başka birinden kalp bulamadıysak, çünkü kalp nakli çok zor bir işlem. Hı hı. Çünkü ameliyatı kolay, organizasyonu biraz meşakkatli ama hı hı. esas sorun donör, yani hasta olması lazım. Uygun birinin bulması. Uygun biri ve bunların verilmesi, işte imzaları, işte ailenin hı hı. izin vermesi, kişinin kendi rızası, daha önce attığı imzalar. Peki o kalbi bulamadığımız zaman biz... Ciddi de bir kalp yetmezlikli hastası var. Kalp yetmezliği de şu, o kalbin kası artık fonksiyon, pompa fonksiyonunu gösteremiyor. Adam işlerini yapmıyor. Ayağa kalkamıyor yani. Hı hı. Bırakın işlerini yapmasını. İşlerini yapamıyor. Ayağa kalkamıyor, başı dönüyor, tansiyonu düşüyor, tansiyon yatağında bile düşük. Böyle durumda yapay kalpler imdada yetişti. İmdada yetişti mi Cenk Hocam? İmdada yetişti tabii. Yani bu uygulamalar Türkiye'de de yapılıyor, yapıldı. O periyot... İşte kalp bulununcaya kadarki olan periyotta hastanın normal hayatını sürdürebilir noktada destek veriyor kalbe. Tabii yapay kalp için de kalbin bir miktar kasılması lazım. Yani kanı atacak bir miktar kuvveti olması lazım. Yapay kalp takıp tenis oynayan, denize bile havuza giren insanlar var. Yani o periyotta hastanın daha uygun yaşam koşullarını sağlamak adına yapay kalp uygulamaları devreye girdi. Süresi var mı hocam? Yapay kalpler de biz yurt dışındayken o zamanlar başlamıştı işlemde 2000'li yıllarında. Evet. Yapay kalbi takıyorduk. Hastanın yanında koskocaman bir konsol vardı böyle. Evet. Hem kalbi şey yapıyorsunuz, işte verilerini giriyorsunuz. Hem pilleri var. Hasta bir yere yürürken yanında koskocaman bir şeyle beraber yürüyordu. Sonra gittikçe bunlar küçüldü. Artık cebe giren piller ve monitörizasyon olmaya kemere başladı. Kemere takılan evet. Evet, kemere takılıyor o ve kadar hasta küçüldü. Tabii ve hasta artık normal mobilize, yani hareketini, günlük hareket aktivitesini edelim. Yapıyor. Ceketi giydiği zaman hiç kimse bunda yapay kalp olduğunu bilmiyor. Evet. Bu da tabii zor bir süreç. Çünkü yapay kalbin bir sürü sıkıntısı var. Çünkü kan içinde dolaştığı o damarları yapay gördüğü zaman pıhtılaşmaya eğilimli. Evet. Bu yüzden hastamıza biz daha çok pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar veriyoruz evet. ve bunların kontrollerini yapıyoruz. Yapay kalp de yani teknolojinin sunduğu çok güzel bir şey ama normal insan kalbi kadar insana uyumlu değil. Yapay kalpte ne kadar süre kalabiliriz peki hocam? Şimdi bunun için iki tane yöntem var. Birisi bridge dediğimiz köprüleme, birisi de destination dediğimiz ömür boyu. Hmm. İki tane, yani birisi bridge dediğimiz yani köprüleme, yani yeni bir kalp çıkana kadar hastayı idare etme durumu var. Tırnak içerisinde. Bir de destination terapi dediğimiz hastanın bununla beraber hayatını tamamlaması terapileri var. Bu iki çeşit şey hala takip ediliyor ve yapılıyor. Üst düzey bir teknoloji. Kolay bir sistem değil. Türkiye'de de yapılıyor. Her yaşa uygulanabiliyor mu? Her yaşta uygulanabiliyor. Yani bebeklere, evet. çocuklara, yaşlılara. Evet. Onların da boyutları var. Hani ebatları var. Elbise gibi yani. Hocam yine çok sorulan bir soru. Yapay damar. Önce yine Eda hocama soracağız yapay damardan. Yani şu anda hocam yapay damar. O da aynı mantık. Kalple aynı mantık bence hocam. Yapay kalp gibi. Aynı mantık mı? Aynı mantık değil. Laboratuvar var şartlarında. Aynı mantık değil çünkü kalpte biz bir donör eksikliğinden dolayı artificial heart yani yapay kalbe gittik. Ama yapay damarlar donörle alakası yok. Biz başkanın birinin damarını size takmıyoruz. Alamayız evet. O zaman ne yapıyoruz? Laboratuvar şartlarında üretilmiş borular var. Çeşitli markada, çeşitli üretim firmalarından. Onları damarlarla yer değiştiriyoruz. Peki hocam bu eski bir teknolojidir yapay damarlar aslında. Evet tabii. Yeni teknolojide aslında damarı çok değiştirme taraftarı değiliz değil mi? Tabii artık yani mesela özellikle bacak damarlarında biz son noktada artık uygulama yapıyoruz. Yani en basitinden ağrısı olsa da hastayı yol yürümeye zorlayarak o damarları biraz tedavi edebiliyoruz. Bir hocam, de yeni ilaçlar burada var. Burada bir virgül çünkü bu çok önemli. Evet. Hasta geliyor bize diyor ki yani bacağım ağrıyor. Ne zaman ağrıyor? Çok bunu kladikasyo denir ve bu çok tipiktir. Hasta 100 metre yürüyordum ben eskiden diyor. Baldırımda evet. ağrı var diyor. Sağ bacağım baldırımda ağrı var. Peki nasıl geçiyor? Dinlenince geçiyor. Tekrar yürüyorum tekrar ağrıyor. Sonra ne oldu? İşte 50 metreye düştü. 50 metrede artık ağrı başlıyor. Bunun tedavilerinden biri çok enteresan. Artık egzersiz terapileri. Evet. Yani biz aslında hasta yatmak istiyor. Çünkü bacağım ağrıyor yürürken. Siz bana tekrar yürü diyorsunuz. Bu nasıl bir tedavi dedikleri oluyor. Evet. Bu nasıl bir tedavi hocam? Niye böyle bir tedavi var?
Şimdi yani bu da yeni bir tedavi yalnız. Evet tabii bu yani çok güncel. Eskiden her vakaya bir cerrahi müdahale yapalım deniyordu. Bunlardan uzaklaştık çünkü dedik ki konuşulmazı önce zarar vermeyeceksin. Şimdi yürüdükçe yan damarların sayısı artıyor ve o bir bakıma kör olan damarlar açılıyor egzersiz yaptıkça. Beslenmeyen o bacak bölgesinin bir miktar daha beslenmesini sağlıyor, kan akışını sağlıyor. Kan akışını sağladığın zaman da zorladığın zaman bacağını ve bu ağrıların yani yürüme mesafelerin artıyor. Bu bakımdan yürümeyi, egzersizi öneriyoruz. Tam bu noktada kök hücre terapileri var hocam. Kök hücre bacaklar için de kök hücreler tabii var. Tabii özellikle zaten damar konularında daha da çok yayınlar var bu konuda. Ben bir yere bakmıştım yani çok böyle 30 bin 40 bin civarında PubMed'den yayın yapmışlar. Özellikle damarla ilgili yayınlar daha fazla. Kalple ilgili kök hücre çalışmalarına biraz ara verildi. Ama damarla ilgili çalışmalar hala devam ediyor. Çünkü. Evet yani kök hücre böyle koskoca soru işaretleri çıktı. Kök hücre özellikle dizin altındaki, görüntülemede dizin altındaki damarlar ameliyatlık değil, egzersiz terapilerine uygun değil. Başka bir tedaviyle cevap vermiyor ve özellikle hasta istirahatte dahi bacak ağrısı, iskemi ve orada yaralar oluşmaya başlıyorsa neden olabilir? Burger hastalığından olabilir. Sigara içen genç erkeklerde. Şimdi kızacaksınız işte veya, hocam sigara, obezite diye. Veya, ona geleceğiz hocam. veya hastada ateroskleroza bağlı damarlar tıkanmış olabilir. Şimdi bunların durumunda artık müdahale edilemiyorsa diz altındaki damarlar ve yara da oluşuyorsa biz kök hücreler kullanıyoruz. Bu kök hücreler hocamın biraz önce söylediği gibi damarın etrafına vererek bu kök hücreleri orada yeni yeni kılcal damarcıklar oluşturuyoruz. Evet. Bu damarcıklar hiçbir zaman eski damarın yerini tutmaz ama şu anda mevcut halinden çok daha iyi hale getirir. Çok önemlidir. Bir insan 100 adım atınca yorulmasıyla 1 kilometre yürümesi arasında fark var. O yüzden biz hep o 100 metreyi 101 metre, 102 metre yapmak için çalışıyoruz.